Herkese merhaba. Daha önce araba nasıl alınır videosundan da hatırlayacağınız üzere Emrah bugün yanımda. Merhabalar. Emrah 2 yıldır İrlanda'da çalışıyor. Ama bugünkü konumuz Emrah'ın geçmişi ya da çalışma hayatı değil. 2 yıl İrlanda'da kaldıktan sonra ilk defa Türkiye'ye tatile gitti Emrah. Ve 3 hafta kaldın değil mi? Evet, yaklaşık 3 hafta. Hatta tam 3 hafta diyelim. Bize böyle hap gibi hem nerelere gittiğinden, neler yaptığından hem de 2 yıl hiç Türkiye'ye gitmenin için nasıl bırakmıştın, nasıl buldun, özetleme yapar mısın? Tabii. Yani aslında Türkiye'ye gidişimde biraz şanslıydım. Şanslıydım derken şöyle, ya bu sefer İstanbul'u tercih etmedim. İzmir havaalanını tercih ettim. Hani bizim tatile de gideceğimiz yer işte İzmir'e birazcık daha yakın olduğu için hadi dedik Adnan Menderes'e girelim. O İstanbul'un o keşmekeşliğinden, o trafiğinden kurtulalım. Çünkü İstanbul havaalanında inip de böyle Sabiha'ya falan geçmek ayrı bir işkence zaten. İzmir'de indik. İzmir'de indikten sonra herhangi bir sıkıntı yoktu. Yani normal havaalanı vesaire herhangi bir farklılık gözüme çarpmadı. Oradan sonra işte eşyalarımızı vesaire aldıktan sonra ilk durağımız Antalya'ydı. Antalya'da biraz kaldık. Ondan sonra eşimin memleketine gittik. Tokat. Ondan sonra da Bursa'ya döndük. Benim ailemi ziyaret ettik ve Bursa'dan İrlanda'ya geldik. Yani seyahat planımız bu şekildeydi. Peki insanlar etkileşiminde mesela 2 yılın ardından aynı mı buldun? Daha mı sinirliydi insanlar? Yoksa tabii ki ürün fiyatlarına girmek istemiyorum. Yani daha pahalı bulmuşsundur Türkiye'yi. İrlanda'yla kıyasladığında bile pahalı bulduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki. Benim sana esas hani bizi anlatmanı istediğim şey çünkü eminim hani ben ve birçok kişi de İrlanda'da yaşayanlar ya da gurbette yaşayanlar mutlaka gir çık yapıyor ve aslında senin gibi birkaç yıl üst üste hiç Türkiye'ye gitmeyen kişi sayısı oldukça az. Hani gözüne çarpan, dikkat çeken şeyler var mıydı? İşte trafikte olur, marketlerde olur ya da ne bileyim 2 yılın bu birkaç senenin ardından abi ya bu ne kadar saçma bir şeydi. Ülke bu durumdayken aslında insanların böyle yapmıyor olması dediğin şeyler var mıydı senin yakaladığın? Yok öyle kesinlikle bir şey yok ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani Türkiye o kadar dinamik bir ülke ki gitmediğiniz her ay, her sene ülkenize yabancılaşıyorsunuz. Yabancılaşıyorsunuz dediğim şu şekilde, ya değişim o kadar hızlı ki. Mesela İzmir havaalanından inip, araba kiralayıp, oradan Antalya'ya geçerken ya ilk fark ettiğim şey, abi bu trafik ne dedim kendime. Yani özellikle şehir içindeki trafik o kadar kuralsız ve hızlı akıyor ki. Yani insanların birbirine yol verme olsun, işte trafik ışıklarında kurallara, yeşil ışığa, kırmızı ışığa uyup uyumama olsun. Yani buradaki trafiğe alıştığınızda, buradaki yollara alıştığınızda öncelikle ilk farklı gelen o. Mesela eşim bana çok kez şu şekilde bir uyarıda bulunmuştur yan tarafımda. Ya Emrah durma, bize çarpacaklar. Ya çünkü ben ister istemez insanlar abi bak, yaya geçidi var. Yaya geçidindeki insana yol vermen gerekiyor değil mi? Alıştın çünkü burada. Yani normalde olması gereken de o. Abi yaya geçidi var. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 tane böyle beyaz çizgiyi adam gözüne soka soka koymuş. Demiş ki burada başka bir yol yok. Ben ışık koymadım. Dolayısıyla yayanın geçip geçebilmesi sadece sana bağlı. Yol vermen gerekiyor. Ve abi kimse yol vermiyor. Hatta şöyle yaya geçmesin diye yaya geçidine yaklaşınca daha da hızlanıyorlar yani. Ya ben birkaç defa yol vermeye çalıştım. Arkadaki araçlar falan zor durdu. Tabii ben şimdi araba kullandığım için eşim daha net fark ediyor. Dedi ki Emrah bir daha durma. Araba da kiralık. Hani başımıza bir sıkıntı gelecek. Dolayısıyla ben hani yol vermemeye çalıştım. Vermedim değil. Birkaç defa yol verdim. Yani yine böyle kazara 5-6 kişiye yol verdim. Neyse yani araç konusu öyleydi. İşte oradan gittik, biraz bir tatil yaptık bir hafta Antalya'da. Yani ilk fark ettiğim şey trafikti. Ya tabii şimdi ya bilmiyorum yani yeme, içme, AVM ya bu fiyatlara girmek daha istemiyorum. Bir ufaktan bir giriş yapalım. Yani ben bunlara nasıl ayak uyduruyordum diye kendini sorguladın mı? Yani şunu düşündün mü? Bu hep böyle miydi? Hep böyle pahalı mıydı yoksa İşte son zamanlarda mı, son yıllarda mı hızlı bir şekilde fiyat arttı? Yoksa Türkiye'de yaşarken
aslında davranışlarımız daha farklı da biz yurt dışına çıkınca daha farklı bir kültüre adapte olduğumuz için biz daha acımasızca yargılama eğilimi mi gösteriyoruz sence? Yok, bence kesinlikle öyle değil. Yani biz bir kere senin de benim de aslında yani genel itibariyle mezun olduğumuz yıldan bu yana hani ülkemizde bir mühendis olarak ülkemize gayet iyi hizmet etmiş iki kişi olduğumuzu düşünüyorum. Hı hı. Ülkemizi de seviyoruz ama eğriye eğri doğruya doğru demekte fayda var. Bizlerin ülkemizi terk edip, ya terk edip demeyeyim de yani daha iyi fırsatlar bulup da buralara kadar gelmemizdeki zaten en büyük etken buydu. Hayat pahalılığı, işte şehir içinde yaşama zorluğu, konaklama bulma zorluğu vesaire. Gerçi hiç konaklama konusuna girmeyelim de İrlanda'nın. O farklı bir konu. Ama yani bu zorlukları geride bırakarak geldik. Ama Türkiye'ye tekrar geri döndüğümde fiyatlardaki artış, alım gücündeki düşüş o kadar net bir şekilde suratıma çarpıldı ki. Ki euro kazanan biri olarak. Çünkü hani bize kesinlikle yine daha çok ucuz. Yani şimdi ben hesap ekstreme dökümüme baktığımda, şimdi burada bir markete gittiğimde, bir restorana gittiğimde, eşimle bir yerde bir yemek yediğimde, hesabıma baktığımda daha fazla veriyorum. Hı-hı. Şimdi benim Türkiye'de tatile gitmek tabii ki de burada euro kazanan biri olarak benim yine işime geliyor. Ama yani Türkiye'de TL kazanıp o fiyatları nasıl veriyorlar diye her gittiğim restoranda, her girdiğim market alışverişinde, her girdiğim AVM'de, her girdiğim giyim mağazasında bunu kendime defalarca sordum. Abi yani bir ülkede asgari ücretin 17.000 TL olduğu bir dönemde ya bir tişört nasıl 700-800 TL olabilir? Ya abi ben minimum 500 yani. Yani ikimiz arasında ben Temmuz'da gittim, sen Ağustos'ta Türkiye'ye gittin. Evet. Döndüğümde sen bana sorduğunda ben sana dedim ki Emrah gittiğinde bir bardak kahveye 4 euro vermeye hazır ol dedim. Sen de nasıl yani dedin. Çünkü burada da biz bir bardak kahve aldığımızda 4 euro veriyoruz. Evet. Hani evet. Bir mantıksızlık var. İki tarafta da, iki tarafın da kahve makineleri ithal. İki tarafta da kahve ithal. Su zaten çeşmeden akıyor. İş gücü dersen Türkiye'de çok daha ucuz buradakine oranla. Türkiye'de kahve, bir bardak kahve, aynı zincir mağazanın kahvesi nasıl buradakiyle aynı fiyat olabilir diye sorduğunda buna bir cevabımız yok. Ama diğer yandan şunu da görüyoruz ki tabii ki Türkiye'nin çok büyük yoğun nüfuslu bir ülke olmasından da kaynaklanıyor. Hani çünkü biri bugün kahve içmese içen biri mutlaka oluyor. Arz ve talep dengesi bozulmadığı sürece bu fiyatlamalar ve bu ticaret modeli devam edebiliyor aslında. Temel konu bu. Tabii ki. Hani şunu diyor musun peki? Ya ben İrlanda'ya geldiğimde biraz sakinleşmişim ya da ya Türkiye'de aslında o kadar kötü değilmiş ya da iyi ki İrlanda'ya gelmişim. Bu cümlelerden hangilerini söylüyorsun? Ya Türkiye aslında o kadar kötü değilmiş kesinlikle demiyorum. Yani yani tabii bu ne yazık ki böyle trajikomik bir olay. Hani ama bu... ya ülkemi özlemiyor değilim. Doğduğum yeri, çalıştığım şehri, büyüdüğüm şehri özlemiyor tabii ki de değilim. Ama bir ay sonunda maaşımı aldığımda maaşımdan bana kalanlarla neler alabileceğimi tahayyül etmeye başladıkça, anladıkça yani şu an belki çok böyle üst boyutlarda, üst konumlarda ikimiz de olmayabiliriz ama ileriki yıllarda, gelecekte daha iyi yerlere geldikçe neler yapabileceğimizi net bir şekilde görünce insan motive oluyor. Ya şimdi ikimiz de yani güzel mühendislik pozisyonlarında çalıştık Türkiye'de ve çalışıp da kazanmış olduğun parayla alabildiklerin, yapabildiklerin ve ya şu an mevcut Türkiye'de 2024 Türkiye'sinde yapabileceklerin yani şimdi ya kıyas kabul etmez burayla. Tabii ki bunu en basit örneği sen de izledin. Benim bir hafta, iki hafta önce çektiğim aslında gurbetçiler lüks arabalarını nasıl alıyor videosu. Evet. Yani yarıya, araba fiyatları yarı yarıya baktığında üstüne daha fazla aslında aynı para biriminde maaş kazanıyorsun. Burada asgari ücretle çalışanlar bile bir planlama dahilinde kendilerine istedikleri arabayı alabiliyorlar baktığında. Hani istediklerinden kastım BMW'den, Mercedes'ten, Audi'den falan bahsediyoruz. Ve tabii, sen tabii. De farkındasın yani bütün BMW'ler M Sport, bütün Mercedes'ler AMG serisi, bütün Audi'ler S9. Tabii. Boş araba yok bu ülkede. Aynen öyle. Yani millet çoluğuna çocuğuna sen daha iyi biliyorsun Mini Cooper veriyor araba kullanmayı öğrensin diye. Tabii ki.
Ya bizim Türkiye'de hayat boyu alabilmek için biriktirdiğimiz araba paralarına, arabalara daha doğrusu verdiğimiz o paralara insanlar burada yeni ehliyet almış çocuklarına almış olduğu şey arabalarla eşdeğer meblağlar. Yani Türkiye'de sen ömür boyu çalışıp 20-30 sene çalışıp bir arabaya örnek veriyorum bir Mini Cooper'a, bir Ford Focus'a para veriyorsun. Doğru. Ama burada yani ehliyete yeni sahip olmuş çocuğuna babası, annesi vesaire. Ya oğlum kızım al şu arabayı da bir araba kullanmayı öğren. İleriki yıllarda falan bir tane S-Line çekeriz sana falan diyebiliyorlar yani. Yani bu videomuzun konusu zaten son birkaç yıldır aralıksız olarak Türkiye dışında yaşayan birinin yaklaşık bir ay boyunca Türkiye tatilinde edindiği gözlemleri aktarmasıydı kısaca. Bu nedenle son sorum ise şu şekilde. Türkiye'de olup da İrlanda'daki opsiyonlarından ya da İrlanda'daki versiyonlarından daha iyi olan şeyleri sayabilir misin? İlk iki maddeyi ben sana söyleyeyim. Bir, Türkiye'nin iklimi. İki, Türkiye'deki yemek opsiyonları. Hani Türk yemeği demiyorum sadece, Türkiye'deki yemek opsiyonları. Aklına gelen birkaç madde daha var mı böyle? Ya ilk iki maddeyi zaten çok güzel sıraladın. Yani ben aslında şu anki konum ve konjüktür itibariyle ilk iki madde haricinde Türkiye'de İrlanda'dan daha ne iyi materyal veya daha ne iyi madde vardır desen üstüne ekleyebilecek bir şey söyleyemiyorum. Gerçekten yemek ve iklim yani şu an aklıma gelen ilk iki madde. Ama onun haricinde belki ya da ne yazık ki Türkiye'deki çalışma ortamının buraya göre bence bir tık daha profesyonel olması. İçimden... Türkiye'de özlemiş olduğum tek şey bu. Yani buraya gelen insanlar ona kesinlikle hazır olsun. Yani Türkiye'de özellikle o büyük firmalarda veya işte o plazalarda çalışan insanların buraya geldiklerinde ben o ortamı bulabileceklerinden kesinlikle şüphe duyuyorum. Ama kazanmış olduğum paraya kıyasladığında değer mi? Ben kesinlikle değer diyorum. Ve halihazırda sürekli gelişen bir ülke. Gelişeceğine de eminim. Ama hiçbirimiz annemizin babamızın şirketlerinde çalışmıyoruz. Dolayısıyla günün sonunda senin katma değer olarak ne kendine kattığın ve cebine ne koyduğun önemli. O yüzden bence tekrar tekrar aynı şeyleri tekrar etmeye gerek yok diye ben düşünüyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Emrah, bu kısa vakitte bize zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.